Allah aşkına. Yok olmaz. Kaymalı kaymasın. Ne haber reis? Ben de çok şey yapmak istedim. Buyurun sen. Biraz geç kaldım. Buyurun Sayın Bakan, buyurun. Değerli basın mensupları, bugün değerli bakanımız, Cumhurbaşkanımız baş danışmanı gençlik şuuru ile alakalı, daha doğrusu işte Çanakkale şehitlerimizin 101. yılı, o vesileyle gençliğe hitaben bir konferans vermek üzere ilimizdeler. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkür. Ülkemizin problemleri var. Bu problemlerin başında da bölücü terörle olan mücadelemiz. Malatya'dan şunu ifade etmek isterim. Şu anda karşı karşıya kaldığımız hadise asla ve katta bir Kürt-Türkmen savaşı değildir. Onun adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti'nin bölücü terörle olan mücadelesidir. Bölücü terörün arkasında da dün dedelerimizin karşısında Çanakkale'de kim var idiyse bugün de onların arkasında bu güçlerin kat be kat fazlaları vardır. Yani dün dedelerimiz Çanakkale'yi geçilmez yaparken Çanakkale'deki 7 düvelin maşalarına karşı bu mücadeleyi yapmış idi. Şimdi de onların torunları olarak bizler Kürdüyle, Türkmeniyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Arnavutuyla velhasılı, ay yıldızlı, al bayrak altında bir ve beraber kıyamete kadar yaşamaya kararlı büyük Türk milletinin fertleri olarak hendek başındaki çapulcunun arkasındaki 72 düelle savaşıyoruz. Ve biz şu anda bir sarmalla karşı karşıyayız. Özel bir savaşla karşı karşıyayız. İşte bu özel savaştan çıkmak için Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyaç var. Dedelerimizin yaptığı gibi yapacağız. Devlet olarak terörle mücadelenin yanındayız. İnşallah bu çemberi yırtacağız, kıracağız, çıkacağız. Çünkü bu bizi terörle meşgul etmelerinin asıl nedeni 72 düelin 100 yıl sonra medeniyet coğrafyamızda cetvelle tekrar bir harita belirleme niyetlerinden. Yani bunlar diyorlar ki sizin medeniyet coğrafyanızda 100 yıl sonra ihtiyaçlarımıza göre yeniden bir harita çizeceğiz. İşte siz bu masada olmayın. Evet, Ankara iki şeyde kararlı. Bir, bölücü terörün belini kırdık, kafasıyla kuyruğunu da ezeceğiz. İkinci bir kararlılık, medeniyet coğrafyamızda kim bir yaprak kımıldatırsa kımıldatsın, Ankara o masada öyle de olacak, böyle de olacak inşallah. Devlet de buna kararlı, millet de buna kararlı. Bu çerçevede tabii ki bütün dünyaya şunu söylemek lazım. Bölücü terörle mücadelede New York'un hangi hak ve hukuku varsa Ankara'nın da. Madrid'in, Paris'in, Roma'nın, Moskova'nın hangi hak ve hukuku varsa terörle mücadelede Ankara'nın da o hak ve hukuku var. Bunu da sonuna kadar meşru bir müdafaa hakkı olarak kullanacağız inşallah. Ben bu vesileyle hepinize teşekkür ediyorum.